Karayolları Bölge Müdürümüzle birlikte, ekibiyle birlikte Kars-Selim yol ayrımından itibaren Kağızman'a gelen ve Kötek istikamete giden yoldaki çalışmaları yerinde inceledik. Öncelikle şantiyede arkadaşlardan bilgi aldık. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yolu çok çok önemsiyoruz. Zira özellikle Paslı civarındaki o laseler, karayolcuların tabiriyle laseler, bizim tabirimizde virajlar, insanların midelerinin bulanmasına sebep oluyordu. İnşallah bu yol bittiğinde o sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Yaklaşık 37,5 kilometrelik bu yolla birlikte hem yolun kalitesi çok çok yükselecek, hem virajlardan kurtulacağız, hem sıcak asfalt haline gelecek ve ortalama 35-40 kilometre olan hızda 75-80 kilometreleri çıkacak. Sadece yolun kısalması değil, hızın yükselmesi bence çok çok daha önemli. İnşallah böylece Kars ile Kağızman'ı birbirine yaklaştırmış olacağız. Bu yolun yapılmasında bir başka amacımız vardı. Onu da vurgulamak isterim. Gerek Aktaş'tan, gerek Türk gözü sınır kapısından giren araçlar Ardahan, Kars üzerinden Ağrı'ya gittiklerinde Kağızman güzergahını, Cumaçay güzergahını kullanarak çok daha kestirme bir şekilde güneye gidebilir hale gelecekler. İşte bu yol hem Kars-Kağızman arası ulaşımı kolaylaştıracak, hem de Gürcistan'dan giren araçların Ağrı'ya gitmesinde yeni bir güzergah olacak ki böylece güzergah üzerindeki yerlerde de yeni bir ekonominin oluşmasına sebep olacak. Bunun için hem bakanlığım döneminde çok önemsemiştim bunu, başlamıştık. O yüzden öncelikle bir önceki başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a bu konuda çok çok teşekkür ederim. Karayollarına dün, bugün her kim ki emek ediyorsa hepsine teşekkür ederim. Şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan Bey'e çok çok teşekkür ederim. Bu projenin öneminin onlar da farkındalar. Bu projeyi takip ediyorlar. Biz de yerelde bu projeyi ziyadesiyle hızlı şekilde bitebilmesi adına takip ediyoruz. Bugün memnuniyetle gördüm ki proje yaklaşık %33 hak ediş seviyesinde, %40'ın üzerinde inşaat olarak gerçekleşmiş durumda. Şu an üzerinde bulunduğumuz 5 kilometrelik kesim Ekim başında inşallah hizmete girecek. Bu 5 kilometrelik kesim virajların en çok olduğu yerde bizi virajlardan kurtarmış olacak. Ve bir başka şey, bu yol zaten 12 metre genişliğinde bir A standardında bir yol haline geliyor. Ancak üzerinde bulunduğumuz 5 kilometrelik kısım rampadan kaynaklı olarak tırmanma şeridi içine alacak şekilde 14 metre genişliğinde oluyor. Yani iki gidiş bir geliş aynı anda araçların gidebileceği geniş bir yol haline gelecek. Onun için inşallah Ekim başında biz bu 5 kilometrelik kısmı hizmete sunmuş olacağız. Bu zaten Kars ile Kağızman arasındaki en önemli virajları inşallah devre dışı bırakmış olacak. Ondan sonra da arkadaşlar zaten çalışmalarına devam ediyorlar. Hedefimiz 2 yıl içerisinde inşallah bu projenin tamamını bitirmek. Böylece bu güzergahtaki ulaşımı kolaylaştırmış olmak. Bir şey daha ifade etmek isterim ki şu an yaklaşık 1,5 milyon metreküp. 1,5 milyon metreküp dolgu kazı yapılmış durumda ki bu tamamını düşünürseniz projenin %50'sine yakın bir işlemin yapılmış olması anlamına geliyor. Projenin en zor kısımları yapılıyor şu an çünkü. Aynı zamanda burada yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Bu 80 kişinin de %65'i yerelden temin ediliyor. Bu da çok çok önemli. Bu projelerimiz geçtiği güzergahlardaki insanların da iş bulmasına, baş bulmasına sebep oluyor. Onu da tekrar vurgulamak isterim ve projenin şu anki maliyeti yaklaşık 144 milyon ki daha önce tasfiye edilen kısmını düşündüğünüz zaman rakam çok daha büyük bir rakamlara gelmiş olacak. Tekrar inşallah Kars'ımıza, Kağızman'ımıza, bu güzergahta yararlanacak olan insanlarımıza hayırlı uğurlu olması temennisiyle arkadaşlarımıza kazasız belasız bir çalışma diliyorum. Bölge müdürümüze hasreten çok çok teşekkür ederim. Ekibiyle birlikte, yüklenicimizle birlikte bu işin bir an önce bitmesi adına bir gayretleri var. Onun için kendisine teşekkür ederim. Kaymakamımız bu güzergahta işlerin daha kolay yürüyebilmesi adına, vatandaşla olan problemlerin çözülmesi adına ciddi bir emek sarf etti. Etti diyorum çünkü artık görevini, Kağızman'daki görevini bitirmiş oluyor. Dolayısıyla kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Torbalı'da da başarılı bir çalışma diliyoruz kendilerine. Çünkü Kağızman'da güzel şeyler yaptılar. İnşallah İzmir'de, İzmirlilere de
güzel hizmetler edecekler. Biz de bu projeleri hem yapmaya, hem yürütmeye, hem takip etmeye devam edeceğiz. Kısa sürede bitmesi teminimde tekrar inşallah hayırlı uğurlu olsun.